Sevgili dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu bu programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Adiyat suresini e, Mehmet okuyan hocamla beraber konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Sizin huzurlarınıza da taşımaya gayret ediyoruz. Efendim mealen ilk kısımda hocam niçin bu şekilde mana verdiğinin aslında gerekçelerini ortaya koydu. Başka türlü yaklaşımları da koydu yani öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan o düşmanların burnundan solurcasına öfkelenmesini e, olumlu mu olumsuz mu neye nispet edeceğimiz konusunda e, bir takım açıklamalar yaptı mesnetler ortaya koydu dolayısıyla bunun da dedi bütün Suriye bakışımızı belirleyeceğini unutmayalım dedi yani e, Suriye o yüklediğimiz anlamlarla beraber bir karakter de izafe etmiş oluyoruz. Onu bize arz etti. Şimdi hocam, öfkesinden dolayı soluk soluğa kalanlar, kalbindeki kin ateşini etrafındakine püskürenler, kin öfkeleriyle sabahlayanlar ondan sonra yazıklar olsun. Buradaki o ee, yemini de siz pozitif değil negatif evet. olarak evet. ele aldınız. Hı hı. Onun da gerekçelerini arz ettiniz. Şimdi bu sabaha kadar sab şey e, sabahlama sabaha kadar birçok şey kurma, dökme düşünme. Evet. O konuda Hazreti Ömer'le ilgili bir hadise anlatıyordunuz. Evet. Orada kalmıştık. Planlar, evet. tuzaklar, hinlikler. Aynen öyle. Ee, sabahlara kadar bu düşmanlıklarını eyleme dönüştürebilecek bir takım planlar yapıyorlar. Şimdi bunu biz tahminen söylemiyoruz elbette. Enfal suresinin işte 20 30. ayeti bunun bir delilidir. Biz yemkuru bi kellezine keferu bi yusbutu ke ev yuhricuke ve yemkuru ne ve yemkurullahu vallahu hayrul makirin. Evet. Yani onlar tutuklayalım mı, öldürelim mi, sürgüne mi gönderelim diye bir entrikalar, tuzaklar peşinde koşuyorlar. Allah onların tuzaklarını elbette boşa, boşa çıkaracaktır. Bir çalışma içerisindeler. Hatta el-mughirat kelimesinin e, bir tevafuk olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Velid bin Mughire denen şahsın Mughire kelimesiyle Mughirat kelimesinin yani bir yerlerde buluştuğunu, bir şahısta buluştuğunu söylemeliyim. Yani bu ayetteki el Muhiyrattan kasıt odur demiyor. Evet. Ama onun yaptıkları el Muhiyrati Subha ifadesiyle tam karşılan, da denk düşüyor. Tam da denk düşüyor. O da çünkü plan proje habire hazırlıyordu Hazreti evet. Peygamber evet. Aleyhinde. Aynen öyle. Müddessir suresinde işte benim e, benim diyor işte çocuklarım var, şu kadar imkanım var hatta daha da fazlasını bana vermelidir Allah gibi böyle kendiler kendisine göre bir takım planlar programlar yapıyor. İnnehu fekkere ve kaddere düşünüyor, taşınıyor, ölçüyor, biçiyor, tefkir yapıyor. Bu da Velid bin Muğire. Hmm. Aynı adam. Bunlar böyle sabahlara kadar bir çalışma içerisindeler. İşte birinci bölümün sonunda bu gece sabahlamalarına dair bir anekdot aktarayım istemiştim. Lütfen. Orada kalmıştık. İşte Hz. Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı sizin de hatırlattığınız ve büyük çoğunlukla yaygın bilgiye konu olan olay işte kız kardeşinin evinde işte Kur'an okunurken işte haberini alıyor. Öyle hışımla oraya gidiyor. Kız kardeşini tartaklıyor. Eniştesini tartaklıyor. İşte sonra da ne okuyordunuz bana getirin deyince işte onlar da önce inkar ediyorlar. Sonra Taha suresinin ilk ayetlerinin bulunduğu levhayı getiriyorlar, nüshayı. İşte orada okuyor. Taha ma enzelna aleykel Kur'an li İşte Taha ey peygamber demek yani. Biz bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Hani oradaki eşkıyalıkla Ömer'in eşkıyalığı karşılanmış oldu. Böylece tabi şakı işe kavet şak, e, oradan oluyor. Etkilendiği söyleniyor Hazreti Ömer'in tabi diğer ayetlerden de Müslüman oluşunun öyle bir olayla ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Yani bu rivayete diyecek bir şeyim yok. Yani bu doğru olabilir. Neden olmasın? Fakat başka rivayetler de var. Evet. Mesela bizim bu ayeti yani Adiyat Suresi 3. ayeti de daha doğru anlamamızı sağlayacak Başka rivayetler varsa niçin onları görmezlikten gelelim? İşte mesela İbn İshak'ın e, siyerinde var. Ee, İbni İbn İbn Hişam'da da olması lazım. Hazreti Ömer tabi o zaman hazreti değil, Ömer. Ömer. Ömer bin Hattab. Ha, evet. O Velid bin Mughire, Ahnesi bin Şureyh gibi böyle Mekke müşriklerinin elebaşları o zaman İnsanların insanların Mekke'de Böyle peyderpey Müslüman olduklarını görüyorlar. Ve onları Müslümanlaştıran asıl etkenin de Peygamberimizin Kur'an tilaveti, Kur'an kıraati olduğunu gözlemliyorlar. Evet Mekke'de, Mekke, işte Kabe'de. Kabe'de Peygamberimiz hele ki işte akşamdan sonra işte namaz kılarken sesli okuyor veya namaz dışında sesli okuyor. Onun okuyuşundan etkileniyor dinleyenler. Ve yavaş yavaş Müslüman olanlar oluyor Allah. diyorlar ki bunlar Biz ne yapıp edip bunun Kur'an okunma okuduğu zaman dinlenmesini engelleyelim yasaklıyorlar o Kur'an okurken kimse onu dinlemeyecek diye Fakat bu yasağı koyuyorlar ama yasağı kendileri de riayet edemiyor <laughs> Şimdi geliyorlar gizli gizli kendileri de dinliyorlar Sonra sabaha yakın evlerine dönerken Hani başkalarını, Dinlemekten engelleme çabası bir taraftan kendilerinin dinleme özlemini de beraberinde getiriyor. Dinliyorlar. Sabah evlerine dönerken birbirlerini görüyorlar. Hani gelmeyecektin, niye geldin gibi suçluyorlar falan. Hadi bakalım bir daha gelmeyeceğiz, dinlemeyeceğiz. İşte zaten başkalarının gelmesini de engelledik. Adeta gece sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Yani kimse gelmesin diye. Bir sabah, bir gece... Hazreti Ömer diyor ki gizli gizli gene Mescid-i Haram'a gittim diyor. O zaman Kabe'nin şeyinde bez var. Yani şimdiki gibi. Daha diyor peygamber gelmeden sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden ben diyor o bezin arkasına gizlendim. Gizlendim. Geldi diyor okumaya başladı. Okuduğu yer Hakka suresi. Hı -hı. Hakka suresini okurken Allah Allah. Yani bunu bir anlat anlatmak istiyorum. Adiyat suresiyle birebir ilişkili değil ama yani o gece sabaha kadar bu bu sabahlamaların aslında kendi aleyhlerine de yavaş yavaş döndükleri döndüğünün bir delili. Evet. Hakka suresini okuyor peygamberimiz. Sesli okuyor. Fakat Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'in perdenin arkasında olduğunu bilmiyor. Evet. O mutat vecih üzere. Namaz içinde veya dışında sesli okuyor tabi. Yani vahyin ilk muhatabı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken herhalde her dinlenir yani. Tabii. İnanmasa da dinlenir yani. O ilahi kelamın ilk döküldüğü dudaklardan çıkan o seda ya. kimi etkilemez yani. Şimdi bile pek çok hafızın okuyuşu yüreğimize işliyor da sahibi vahyin ilk muhatabı onu okursa elbette etkilenir insanlar. Onun için Fussilet Suresi 26. ayette Yüce Allah onların başka bir sözünü de aktarıyor. Gene bunu destekleme mahiyetinde derlermiş ki kafirler ve kâlellezîne kafaru. Kafirler derlermiş ki la tesma'u li hâzel Kur bu Kur'an'ı sakın dinlemeyin. Vel gâfîhi gürültü yapın. Kur'an okunurken gürültü yapın. Leallekum tâlibûn. Belki galip gelirsiniz. Yani Kur'an'ın sesini belki bastırırsınız. bastırırsınız. Fussilet suresi 26. ayet onların gündemlerinde olan bir olayı bize hatırlatıyor. Şimdi Hazreti Peygamber tabi Hakka suresini okuyor, okuyor. Şeye kadar geliyor. E, yir, kaçıncı ayet? 30. Ay veya 37. ayete kadar geliyor. Hı. Fakat şimdi bu 37. ayete kadar ki bölümde öyle güzel cümleler ve cümle sonlarının birbiriyle öyle harikulade uyumu var ki yani şaşırıyor Hazreti Ömer. En emma men utiye kitabehu bi yemini fe yekulu ha umukra'u inni zanentu enni mulagın hisabiye fe ve fi işetin radiye fi cennetin aliye qutufuha daniye külü ve şrebu heni en bima esleftun fil eyyamil haliye ve emma men utiye kitabehu bi şimalih Feyekul ya leyteni lem ute kitabiyyeh ve lem edri ma hisabiyeh Ya leyteha kanetil gadiyyeh. Ma anni annim aliyyeh. anni annisultaniyeh. Böyle yani Allah. yani çok güzel bir çok, e, evet. etkileyici akışı bir var, akışı var. var. Şiirselliği var, müzikalitesi tamam, var. tam da burada bakın şimdi Yusuf Bey. Tam şiirimsi bir e, ses e, duyduğunu hesap ederek diyor ki Hazreti Ömer. Ben diyor perdenin arkasına dedim ki tamam bu Muhammed... Olsa olsa şairdir. Yani söyledikleri tam bir şiir. O arada Hazreti Peygamber 38. ayetten itibaren okuyor. Estağfirullah. Fela uksimu bima tubsirune. Ve ma Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum diyor Allahu Teala. İnnehu la kavlu rasulin <laughs> kerim. Kur'an çok güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür ve ma huve bi kavli şairin. Kur'an bir şairin sözü değildir. Kalilen ma tu'minun. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz. Burayı okuyunca Peygamber Hazreti Ömer diyor ki birden şaşırdım ya adam benim düşündüğümü pat diye cevap verdi diyor. O arada neyse olsun dedi. Bu benim düşündüğümü biliyor demek ki. Tabi Hazreti Peygamber onun orada olduğunu bilmiyor. Bu herhalde burada olanları da e, gıyaben bildiğine göre bu bir büyücü olması lazım. Kahin. Kahin. Haydi bakalım peşinden geliyor ayet. Vela <laughs> bi kavli kahinin. Kur'an bir büyücü sözü de <laughs> hiç değildir. Galilem <laughs> <laughs> ma Ne kadar azınız öğüt alıyorsunuz. Bunu duyunca diyor hepten şaşırdım diyor. Hayretle üst darbe geliyor çünkü. <laughs> evet. O zaman diyor düşündüm ki ha bütün bunlar şair sözü değil. Büyücü sözü de değilse bunlar Muhammed'in kendi uydurmalarıdır. Evet. Yani, uydurup duruyor yani. Öyle ya. Evet. Devam ediyor peygamber. Sen bizim gibi böyle hızlı hızlı okumuyor ayetleri. Tabii. Evet. Yani o tertil üzere Kur'an okuyor. Size okuyor. Yani o Kur'anlaşarak Kur'an okuyor. Yavaş yavaş okuyunca Hazreti Ömer diyor ki ondan sonra şu cümle geliyor. Tenzilun min Rabbil Kur'an alemlerin Rabbinden bir ikramdır. Tenzil indirmedir aynı zamanda ikramdır. Velev <laughs> hani onu o uyduruyor deyince diyor ki ayet Velev vele aleyna Eğer o bize bazı sözleri nispet etseydi demediğimizi dediğimiz gibi dediğimizi demediğimiz şekle dönüştürseydi bir yalan iftirasında bulunsaydı. Le ehezna minhu bil Onu bu yaptığı işten dolayı sağ elinden güçlü bir şekilde yakalardık. Süm le kata'na minhul Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fema minkum min ahadin anhu hacizin. İçinizden hiçbirinizde buna engel olamazdı diyor. Çünkü onlar Kureyş'ten oldukları için kendi adamlarına dışarıdan birinin zarar vermesine de hiç razı değiller. Hani bir anlamda hesaplarını kendi işlerinde görmek istiyorlar. Allahu Teala diyor ki yani onun şah damarını keser parçalardım. Hiçbiriniz de buna engel olamazdınız. Ben diyor şaşırdım zaten diyor o arada. Ve innehu ile tezkiretun lil muttaqin. Kur'an sorumlu davranmak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ve inna le na'lemu enne minkum mukezzibin. Sonuçta biz içinizden bu hakikati yalanlayanların çıkacağını iyi biliyoruz. Ama ve innehu le Onu yalanlayanlar için bu söz mahşerde kafirler üzerine derin bir hasret nedeni olacaktır. Ve innehu hakkul yakin. Kur'an gerçeğin ta kendisidir. Gerçeği ortaya koyan hakikatin ta kendisidir. Fesebbih bismi rabbikel azim. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih, Okudu diyor Resulullah. Tabi o tesbih et ayetini okuyunca secdeye kapandı diyor şey kıldı, çıktı, gidiyordu diyor eve. Ben de öyle arkasından takip ettim diyor. Gizli gizli. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Gizli gizli takip ettim. Benim onu takip ettiğimi, yani arkadan birinin geldiğini fark etti diyor. Kim o diye seslenince benim. Hatta bu ne olur deyince peygamberimiz diyor o zaman biz, yani hani Türkçe'de kullandığı gibi Ali Kıran başkesen. Kanlı bıçaklı düşmanız. Evet, efendim, böyle dehşet bir adam. Hafif irkilir gibi oldu. Hayırdır nedir niye peşimden geliyorsun deyince e, ben Müslüman olmaya geliyorum dedi. Yani bunu dinledi etkilendi. E i̇şte bu Allah'ın sana büyük bir ikramıdır deyip gittik diyor İşte kelime-i şehadet getirdi. Ve Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı bu anlatılır. Hmm. Yani vakaya ve ayetlerin şeyine tamamen uygun bir olay. İşte onların gece sabahlara kadar entrikalar peşinde koşmaları aslında ya Allah. işte bir hakikati ifade ediyor. Ama bu tabi o günkü insanlarla sınırlı değil. İşte programın başında söyledim. Böyle sıfatlar zikredilip de onların ait olduğu varlıkların adı özellikle söylenmeyince mesaj evrensel bir tabii. hakikate dönüştürülüyor. Genelleşiyor. Genelleşiyor. Herkes buradan üzerine alacağı dersi alsın, düşüneceği gerçekler ne varsa onu düşünsün isteniyor. İşte bu fel mugirati subha kısmı da yani birinci ayetle de, ikinci ayetle de, üçüncü, üçüncü ayette birbiriyle bire bir uyumlu. Hatta dördüncü, beşinci ayet de öyle. Ve eser nebihi nekaan. Bunlar tozu dumana katıyorlar. Ve vesat nebihi cema. Müslümanları can evinden yaralamaya gayret ediyorlar. Yani o toplumun ortasına ortasına dalıyorlar. İşte bunu savaş esnasında atların düşman ordusunu yarması gibi algılıyorlar ama o zaman da ayetin başıyla gerisiyle kopuk bir anlam söz konusu oluyor. Halbuki bunlar neticede bu düşmanlık yapan insanların kötü niyetlerini, kötü uygulamalarını eyleme dönüştürdüklerini sabahlara kadar uğraştıklarını ve sonuçta ee, bu Müslüman toplumu, Müslüman insanları derinden etkileme gayretlerini sürdükle, sürdürdüklerini ifade ediyor. 4 ve 5. ayet. Şimdi. <laughs> evet sırf bu sebeple onlar toz dumana katıp toplumu derinden yaralarlar. Evet. evet bir siz bir meal vermişsiniz. Evet öyle. Toplumu derinden yaralama. Evet. Yani şey Müslüman insanlara karşı işte biliyorsunuz öyle boykotlar uygulandı. Eziyetlerin her türlüsünü müslümanlara yaptılar vesaire. O o dönem Mekke toplumunun müslümanlara karşı vicdansız tutumlarını sıfatlar şeklinde Allahu Teala bize hatırlatıyor. İsim vermiyor, özel bir olaydan söz etmiyor. E, genel bir ifade ortaya koyuyor ki mesajın evrensel olması sağlansın diye. Şimdi şimdi böyle öfkesinden dolayı burnundan soluyan adamlar var. Bu İslami hakikatlere karşı. Evet. Efendim her lafından etrafa ateş püsküren insanlar var. Sabahlara kadar entrikalar peşinde koşanlar var. Ne bileyim dergi çıkartanlar. Komiteler var, örgütler var. Var, var, var da var. var. Var, var. Şimdi yani bu işin rengi Odaklar değişti, var. şekli değişti. Ee, yani kitaplarıyla olsun, makaleleriyle olsun, gazeteleriyle olsun. Ne bileyim filmleriyle televizyonlarıyla olsun, olsun, televizyonlarıyla, tiyatrolarıyla, karikatürleriyle olsun. Yani hep bu böyle bir entrika'nın, böyle bir düşmanlığın. Legal, illegal örgütlenmeleriyle olsun. Evet, yani. Bir dünya işte o ergenekon diye bir sürü şey tartıştık, konuştuk memleket olarak mesela yani. Evet, şimdi her zaman, her yerde bu hakikatler yani dine karşı, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı. Vahye karşı ilahi inşa iradesine karşı böyle gördüğümüz görmediğimiz bildiğimiz bilmediğimiz. bilmediğimiz burada başka bir yerde böyle entrikalar ortaya koyuyor insanlar. Böyle düşmanlıklar yapıyorlar. Sabahlara kadar geceler boyusu, günlerce, aylarca, yıllarca Tabii. bilmem kaç yüz yıl sonrasını hesap edecek bir takım planlar, projeler geliştiriyorlar kendilerine karşı. İşte Allahu Teala Onlara yaptıkları bu e, desiselerin, uydurdukları o uygulamaya koymak üzere gerçekleştirdikleri projelerin her bir çalışmanın kendi aleyhlerine döneceğini aslında. Evet. Bunun onlar için bir pişmanlık nedeni olacağını ve bu eylemlerin kendilerine şahit tutulacağını ifade ederek bunun bozuk bir insan psikolojisi olduğunu böyle çalışmaların aslında işte 6. ayetten itibaren e şimdi yeni değerlendirmeler yapıyor Allahu Teala. Şimdi bu nasıl bir insan tipidir yani? Bu, bu bunu kim yapıyor? Bu hangi duyguların depreşmesine ya da hangi duyguların meydana gelmesine sebep oluyor? Hani zaman zaman söylüyorum bu ayetleri anlarken sebep sonuç ilişkisi kurmak lazım. Şimdi bu el adiyatı dabhan sebep de olabilir, sonuç da olabilir. olabilir. Yani hmm. innel insan el rabbi kısmı sebep olabilir. Bunlar sonuç olabilir. Her iki durumda da kınanan bir ifade bütünüyle yüz yüzeyiz. 11 ayetlik bu e, surecikte Allahu Teala hakikate karşı, vahye karşı e, dini değerlere karşı, İslam'a karşı e, yapılan entrikaların aslında çağlar boyu devam edeceğini, ama bütün bunların sonuçta bir şekilde yapanların yanına kar bırakılmayacağını, eninde sonunda hereki mahşerde, bırakın uygulamaya konulan bir takım entrikaları, yüreklerinde geçirdikleri bir takım düşüncelerin bile Böyle levha levha ortaya döküleceğini işte devam eden ayetler. Tabii. Daha önce arz etmiştiniz işte kesebet kulubuhum demiştiniz. Evet. Kalplerin kesbettiklerini de Aynı. hesaba dahildir. Tabii 10. ayet onu da ifade ediyor hatırlatıyor bize. Yani bir olumsuz insan tiplemesiyle karşı karşıyayız. Özellikle surenin doğru algılanması için böyle düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Öbür türlü düşününce ne oluyor? İşte öbür türlü düşününce işte henüz olmayan atlardan söz ediyor. Hocam bir öbür türlü meal verir misiniz? Size ha. zahmet vermezsem. E estağfurullah. Şimdi Mühali, adi... Sizin buradaki mihali ben tekrar hatırlatacağım. Sizden böyle Öbür türlü meali bir alalım. Hemen söyleyeyim. İşte e, burnundan soluyarak koşuşturan atlara. Tamam. Koşuştururken nalınlarından çıkart kıvılcım çıkartanlara <laughs> ve e, işte sabahlara kadar bu saldırıyı gerçekleştiren işte atlara yemin olsun ki onlar böylece tozu dumana katarlar Hı. ve düşmanı ta ortasından yararak onu perişan ederler. Ha. Böyle yani. Evet. O evet. hep övücü ifadelerle geliyor geliyor. Peki altıya nasıl bağlıyorlar? Ha, o zaman da diyor ki innel insanel yarabbihi lekenut. Bir kısmı bağlamıyor zaten. Bağlam. Diyor ki o Bunlar ayrı diyor. Beş tanesi Bugün ayrı. Bu Mekki medenidir bu evet, diyor. Burası Öbür türlü Mekki diyor. Mekki'dir şimdi altından diyor. sonra Mekkiye başladık Başlıyor, diyor. Başlıyor. Tersine dönüyor bu defa. Halbuki Mekki olanının daha önde olması gerekir. Belki yüzde yüz kural değil ama yani en azından öyle beklenir. Fakat ya bu olacak iş değil. Yani yemin yemin ifadelerini, yemin ifadelerini çıplak bırakıyorsun. Yemine konu olan. Şimdi bu, bu yeminler niye yapılıyor? Yeminden sonraki cümlenin önemini vurgulamak için yapılıyor. Peki şimdi bu az önce verdiğiniz <laughs> diğer türlü meali, evet. diğer türlü meali işte atlı koşturan atlar burundan sabahlara kadar solumalar filan anlattı söyledi. Evet, evet, evet. Genel mutlak manada nasıl bugünle nasıl mesela uydurabiliriz. O biraz bana... Bu tarihsel olunca o zaten bugüne gelmez. İşte tarihsel kalıyor ve bugüne gelmiyormuş gelmiyor, gibi. Gelmiyor. O zaten Bedir'le sınırlı kalıyor ya da hac yolculuğundaki develerle sınırlı kalıyor. Evet yani bugüne bana hitap etmiyor şimdi yani. Evet yani, yani işte ne, bu... Nedir benim de arabamın lastiğinin... Yok yani... Etrafa taş püskürtmesi yani, mi diyeceğiz yani, ne Elbette öyle bir şey değil yani. Bu nesnel bir şey değil yani. Yani öyle de anlaşılmış. Yani çoğunluk maalesef öyle anlamış. Fakat bu anlama, bu anlama biçiminin yani ayetlerin bütünlüğünü zedelediğini düşünüyorum. Yani bakın başka ayetler söyledik. Yani Enfal suresinden işte 20, 38. 37. ayeti söyledik. Müddessir suresindeki ayetleri söyledik. Beraber bakıl, bakıldığı zaman hepsine birden burada yerici bir hitabın yer aldığını görmek mümkün. Çünkü bundan sonraki ayetlerde yavaş yavaş bu nasıl bir insan tipidir? Evet. Bu, bu, bu bunu bunlara yaptıran bu nedir? Bu insan tipinin özellikleri nelerdir? Nelerdir? Ne oldu da böyle yapıyorlar ya da böyle yapmalarının sonucu nereye nereye mal oluyor gibi başka davranışlar e, devreye sokuluyor. Öyle olunca da bir önemli bir insan psikolojisine dair bir tahlilin yapıldığını, olumsuz insan tipinin tahlil edildiğini düşünüyorum şahsen. Benim gibi düşünen başka eski alimlerimizde olmuş elbette. Bugünkü alimlerden de var. Daha biraz daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Kur'an-ı Kerimler evet. E, bilmiyorum kamera gösterebilir mi ama valla herhalde cimici yoğunlaşabilir. <laughs> bir arkadaşlar hocam, yani bir şöyle göz, yardımcı olalım. ben bir yardımcı olayım hocam. Ha, siz gösterin. ben ha. göstermem Hadi, lazım. Siz gösterin hocam. Şimdi bu Adiyat suresinin işte ayetlerinde henüz bir yoğunlaşın, bir zoom yapın arkadaşlar. Adiyat suresinin diğer surelerin ayetlerinde de var da göreceksiniz birinci ayetin sonunda secavent olarak la var. İkinci de la var. üçüncüde la var. Dördüncü de la var. Evet. beşincide de la var. Evet. Bu şu demek. Durma buralarda. Hı hı. Her ne kadar ayet işareti olsa da mesaj bitmedi. Devam et. Çünkü yeminle başlıyor. Yemine konu olan cümle geliyor peşinden. Altıncı ayeti 5 ayetten koparmamak lazım. La secavendi evet. mananın tükenmediğini, cümlenin bitmediğini ortaya koyuyor. Öyle olunca biz ilk 5 ayeti ve altıncı ayetten itibaren devam eden kısmı birbirinden ayırmamalıyız. Evet. Ee, yani anlayışına. Beşine, ilk beşine başka mana verip de altıyla koparmayın. Baş, koparmayın. Başka manalar vermeyin. vermeyin. Mesajı da. Demeye getiriyor. Çok. Bu tabi secavend tekniği ile alakalı. Neticede secavendi diye bir alim yapmış bu secaventleri. Ee, her zaman da e, çok güzel yaptı dediğimiz yerler çok büyük çoğunlukta var ama bazı secaventlerin de büyük sıkıntı yaratacak e, sıkıntı meydana getirecek yerlere konduğunu da gözlemliyoruz. Ama her ne olursa olsun şimdi bu Adiyat Suresi özelinde böyle bir secavent tekniğiyle de aslında bizim dediğimizin doğru olduğu e, ayetlerin bütüncül olarak ancak böyle anlaşılırsa daha sağlam bir mana söz konusu olabileceğini bir şekli düzenleme olarak ortaya İfale koymuş e, oluruz. Bu da böyle bir açıdan bakılabileceğini e, yani şey, gösteriyor. Bu, şey, çok, çok teknik bir şey yani. Bir şey çok ama, bağlayıcı değil. Evet, bir fikir yani, vermesi yani, açısından. Yani işimize geldi bu. de onu gösterdik diye <gülüyor> algılamasın <gülüyor> kardeşlerim ama yani bu böyle anlaşılırsa daha iyi olur. Öbür türlü anlaşılırsa ne olur? Öbür türlü anlaşılınca işte bu sure Mekki midir, medeni midir? İlk beş ayeti nerede indi? öbürü nerede indi? Ayetler arasında kopukluk mu var, nedir, ne değildir? Hele ki innel insane, yani evet. o altıncı ayetteki el insan kelimesinin... ...aslında neyi ifade ettiği noktasında da büyük sıkıntı meydana geliyor. Tabii, tabii. Mutlak olarak insanoğlu diye tercüme edince... Her insanın Rabbine karşı nankör olduğu sonucu kaçınılmaz olacak. Potansiyel Niçin? nankörlük gibi bir evet, şey ortaya niye? çıkıyor. Yani, Siz o yüzden belli bir tip nankör insandan evet, bahsediyorsunuz. Yani o beş ayetin özelliklerine sahip olan insan tipi Rabbine karşı nankördür tercihini yapıyor. Tercihini yapıyorsunuz. O altıncı ayetten itibaren bir dahaki programımızda devam edeceğiz. Tamam. Bugün inşallah. bu programı burada nihayette yani 5 ayet yürümüş olduk evet. elhamdülillah. Evet. Altıncı ayete gelmiş dayanmış olduk. Gerçek şu ki bu tür bir insan hı. Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hı hı. O mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. Evet, tek bu, dünyalılığın sonuçları işte. Evet. inkarcı ya da nankör insanın özelliklerine dair de evet. yapacağımız dökümler olacak. E, vurgulamalar olacak ama bir sonraki programımızda. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Ben Ağzınız teşekkür da, ederim. Sağ, ol, sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet efendim. Bugün de Adiyat suresinin ilk 5 ayeti <laughs> üzerinde durmuş olduk, yürümüş olduk. 6'dan itibaren bir başka programda inşallah huzurlarınız olacağız. Hürmetle muhabbetle.